ve Hazreti Ali'yi ilahlaştırmaya kalkan bir üslup. Evet hocam. Mesela Hazreti Ali diyor ki sen diyor Allah'sın diyor, haşa. Haşa. Hazreti Ali çok öfkeleniyor ki yakın bu adamı diyor artık öfkesinden. Allah'ın şanındandır diyor. Tabii yakacaksın beni diyor. Bak psikopatlık öyle evet, yani manyak yani artık. Yani münafık manyaklığının ucu bucağı yok. Halbuki öfkeyle söylenmiş bir söz. Değil mi? İnşallah. Tabii diyor Allah'ın şanındandır diyor sen diyor. Tabii ki beni diyor yakman gerekir diyor. Yakacaksın tabii ki diyor. Hani Allah cehenneme atarım diyor ya. Ayette. İnşallah hocam. O da senin vasfın zaten diyor. Yani münafık manyaklığının ucu bucağı yok da anlayamazsın. Yani çok karanlık, gizli bir dünyası vardır. Birbirlerinden çok nefret eder münafıklar. Evet. İnşallah. Yani kafirden o kadar nefret ama birbirinden de ayrılamazlar. Mesela sırtlan sürüsü de bir aradadır. Birbirini boğar, evet, inşallah. Öldürür, yaralar ama ayrılmazlar. Münafık da öyle. Birbirinden ayrılmaz. Hem nefret eder hem ayrılmaz. İnşallah. Çünkü sırtlan için mesela sırtlan çok itici görünüyor. İnşallah. Değil mi? Çok pis hayvan. Ama ayrılamıyor. Evet. Mesela yaban domuzları da, yaban domuz sürüsü de mesela. Birbirlerine sürekli boynuz vurur yaban domuzları. Çok pistirler yani. Çok yani tiksindirici bir hayatları vardır. Ama ısrarla bir arada yaşarlar. Evet inşallah. Kopamaz. Münafıklar da böyledir. Yaban domuz sürüsü gibi. Hem birbirine tiksinir, hem birbirine düşmandır ama ayrılamazlar. İnşallah. Müslümanları böyle yaban domuzu sürüsü gibi uzaktan izlerler. İnşallah. 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 Ve aleyhlerinde bir sure indirilmesine çok korkuyorlar. İnşallah. Yani böyle de bir şeyleri var. Yani yine de böyle Allah'ın onlara bela vermesinden de bir yönde yine de çekiniyorlar. Ama karar da veremiyorlar. Yani tereddüt içindeler. Tereddütler içinde boşalıp duruyorlar. Bir olabilir, bir olmayabilir mantığında oluyorlar. İnşallah. Siz daha bilirsiniz evet. Hocam. İnşallah. Kur'an ayetinde inşallah. Kuşkuya kapıldıklarını buyuruyor Yüce Rabbimiz ve kuşkularında da kararsızlığa düştüğünü evet. Buyuruyor. Münafıklar için. İnşallah. Bu ziynetle ilgili bir ayet daha var. Evet. Değil mi hocam? Biliyorsunuz. Araf suresi 32. ayet. Kolumu şeyden Allah'a sınırım. De ki Allah'ın kulları için indirdiği ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Münafıklar sahabeden öyle şık ve temiz olmasına çok rahat, özellikle Ehl-i Beyt'in Hazreti Hasan Hüseyin çok güzel şık giyiniyorlardı. Peygamberimiz de çok güzel giyiniyordu. Yani nefesi kesiliyordu insanların. Evet, yani özellikle Hazreti Hasan Hüseyin yani böyle peygamberin torunları en şıkıydı o acayip. Bölgenin. Münafıkları da acayip ızdırap veriyordu. Onlar da çulmul giyiyor böyle rezil. Kafasına bir çaput parçası sarıyor böyle yani perişan vaziyette. Leş gibi kokuyor falan. Yani böyle pislik gülmez, neşelenmez. Evet. Peygamberimiz hanımlarına yakalamaca oynuyor. Münafıkların bu çok ağırına gidiyor. Ya diyor peygamber bunu yapar mı diyor. O Mekke müşrikleri, azgın büyükler, o devrin azgınları. Mesela babası o devrin ünlü alemi, müşrik alemi ama. Veyahut müşrik bir subay, müşrik bir zengin, bol para toplamış. Veyahut o devrin herhangi bir mesleğinde en yükselmiş kişi babası. Peygamberimizin devrinde bunların hepsi Müslüman oluyorlar. Ama mescitte köylüler var. İşçiler var. İşçinin yanında paşa var. Paşanın yanında doktor var. Doktorun yanında köle var. Münafıklara bu acayip koydu. Acayip ızdırap çekti. Ya peygamberin, peygamber de zaten Ebu Kasım'ın yetimi diyorlar. Bir de ona da peygamberlik gelmesi zaten onlara ağır gelmiş durumda. En sonunda işi psikopatlığa verip Dırar Mescidi'ni kurdular. Böyle evet. Kendilerince böyle değişik şekil verdiler. Oraya o üst kademede münafıklar gelmeye başladılar. Kendini yüksek zanneden, yani böyle soy bağına göre hareket eden, mesela falanca bey, peşmekanca bey diye tanıdıkları kişiler. Onları da haşa küçük görüyorlar o peygamberin mescidine gelenleri de. Çünkü köleler, ameleler, işçiler geliyor Resulullah'ın yanına, sakat insanlar da geliyor. Herkesi kucaklıyor peygamberimiz. Onlar da onlardan pek haz etmiyorlar haşa, ağırlarına giriyor. Münafıkların bir yönü de budur. Yani kendilerini daha seçkin, daha üstün görürler. Yani böyle maddi yönden, işte görünüş yönünden, her yönden ve bu onlara kitle, onlar için bir ibadet gibidir bu. Yani ona göre insanlara değer verirler. Evet inşallah. Mesela para neredeyse oraya gider. Yiyecek neredeyse oraya gider. Evet, Kur'an buna işaret etmiştir. İnşallah. Mesela Müslümanın yanında kalmasının nedeni bir süre Müslümanların yanında böyle mesela Müslümanın evinde buğday oluyor. Peygamberimiz onu şey yapıyor ya.
buğdaya musallat olan kurt gibi. Evet. Anladın mı? Yani böyle asalak mahluktur. O kendi buğdayını yedikten sonra bak acıkırsa o gider başka yerlerde aramaya kalkar. Bir kurt gibi sürülerek gider oraya arar. Sorunları olduğu için hep münafıklar sadece menfaatlenecekleri yerler aralar. Oradan oluyor, oradan oraya. Onun için diyor Allah akrabalık bağlarını gütmezler diyor. Evet. Yani onun için akrabalık kim zenginse akraba odur. Kim yemek veriyorsa akraba odur. Evet, inşallah. Kim onu cihattan, tebliğden alıkoyuyorsa, yani çünkü cihadı ve tebliğ onlar riskli görür münafıklar. Tehlikeli görür. Ondan uzak tutan kim varsa oraya gider. Ayet ediyor ya, bir mağaralar bulsalar, işte bir kovuk bulsalar gitmek isterler diyor. Evet hocam. Ve uzaktan sizin haberlerinizi izlerler diyor. Yani şimdi, münafık bağlantıyı da kesmez. Onun için mesela Mehdi cemaatini münafıklar çok dikkatli izlerler. Evet. Yani pür dikkat izlemişler. Mesela Peygamberimizin cemaatini de münafıklar pür dikkat izlemişlerdir. Yani hani bana ne deyip gitmez münafık. Evet. Bak uzaktan haberlerinizi izlerler. İnşallah. Yani ömrünün sonuna kadar takip eder münafık. İnşallah. Ve size diyor bir hayır dokunduğunda onların fenalarına giderdi. Izdırap dokunur. Mesela bir gençlik, zindelik, sağlık, sıhhat, kudret, mal, mülk falan. Maşallah. Onları çökertir diyor. Allah onları bir azap olarak onu yaratmış. İnşallah. Müminlere nimet verdikçe onlar çöker. Müminlere nimet verdikçe onlar çöker. Ama size bir saldırı yapıldığında ondan hoşuna giderdi. Evet. Halbuki ahmak anlamadığından oluyor. Kendi kafasına. Halbuki saldırı yapıldığında manevi makamı yükseliyor zaten Müslümanın. Evet inşallah. Değeri yükseliyor. Çünkü Müslüman zaten ahiret için burada. Evet. Allah rızası için orada. Saldırı yapıldığında zaten o yükselir Müslüman. Saldırı yapılmadı Müslüman manevi makamı yükselmiyor. Yani yükselir de belirli bir derecede kalır. Saldırınınki çok şiddetli de yükseltme gücü. Evet hocam. İnşallah elhamdülillah. Şiddetli demeyeyim de yani Allah affetsin. Yani çok kapsamlı, çok büyüktür. İnşallah. Onun için mesela Mehdi cemaatine de sık sık saldırılar oluyor. Peygamberimiz diyor 3 büyük münafık hurucu olacak diyor Mehdi cemaatinde. Evet hocam. 3 defa diyor Medine sarsılacak diyor. Ama bakın ayeti çok, hadise çok maler. Sarsıntı anında münafık tüyüyor. İnşallah. Yani bir saldırı, bir ekonomik kriz, bir baskı, yani korku, yani ona benzer. Yahut mesela bir deprem, herhangi bir şey. Yani zorda kalacağı bir şey. Şartlar zorlaştığında kaçıyor. Yoksa yaşayabilecek bir ortam olursa münafık duruyor. Evet. Onun için bak 3 defa diyor deprem olur. Medine diyor bütün münafıklarını atar. Demirin pasını atması gibi diyor. Maşallah. Sadece seçkin Müslümanlar kalır diyor. Has Mehdi talebeleri kalır diyor. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. Ya bütün münafıkları atar diyor Medine, İstanbul. İnşallah. Yani ahir zamanda Mehdi cemaatinin münafıkları çok mühimdir. Yani bunlar ileride insanlar tarafından tanınıp bilinecekler. Tek tek isim isim. Mesela Peygamberimiz zamanı münafıkların hepsi biliniyor isim isim. Şu 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 hepsi bilinir. Evet. Ünlü münafıklar. Mehdi devrinin de bütün ünlü münafıklar bilinecektir kıyamete kadar. İnşallah hocam. Meşhurdur, o, meşhurdur onlar. Evet. Yani iki münafık grubu çok önemlidir. Bir Resulullah zamanının münafıkları, bir Mehdi devrinin münafıkları. Çünkü iki devirde Peygamberimiz müjdelemiştir. İki devirde diyor gariptir ve aciptir diyor. Evet. Acip. Hayret vericidir. Bir benim devrim, bir Mehdi devri diyor. Maşallah. Her ikisi de birbirine benzer diyor. Sahabe devri gibidir diyor ikisi de. Maşallah. Maşallah. Ama ahir zaman o öyle bir övüyor ki Peygamber diyor ki bakın ne evvelkiler ne ahirdekiler onları geçemez diyor. Maşallah. Çünkü deccaliyetle boğuştuğu için Mehdi ve talebeleri çok yüksektir diyor Peygamberimiz. Maşallah. Hatta Ebu Bekir ve Ömer diyor ona üstün olamaz diyor. Maşallah. Maşallah. Yani Mehdi'ye üstün olamaz diyor Peygamberimiz. Maşallah. Ebu Bekir ve Ömer'den de üstündür diyor. Yani makamını anlamaları için. Evet mesela bak münafıklar diyorlar ki ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Ebu Kasım'ın diyorlar yetimine mi indirdiler? İndirdiler evet. Cenab-ı Allah diyor. Değil mi? Evet hocam. Yanlış oldu diyor. Mesela Mekke'nin, Medine'nin müşrikleri var ünlü. Böyle ileri gelenler, profesörler o zamanın İşte paşası mı artık neyse ya zengini ona inmesi gerekiyordu diyor. Evet hocam. Değil mi? İnşallah nasıl hocam. Olur ya diyor. Cahil insan evet. Diyor. Zaten ayet de söylüyor Cenab-ı Allah değil mi? Ümmi diyor. Evet inşallah. Ya adam 8 dil biliyor. O varken diyor nasıl ona oluyor öyle diyor. İnşallah. İnşallah. Yani orada savaşlar aslında Allah'a. Evet. Ama münafığın tabi ahmak stil içerisinde bunu sezdirmeme için dini sanki savunuyormuş gibi göstertme politikası vardır.